Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf fen. Birinci dönem birinci yazıya hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın zaten o yüzden buradayız. Seninle beraber hazırlanacağız ve süper notlar alacağız inşallah. Birinci yazılımızdan ilk yazılımız fendeki ilk yazılımıza hoş geldin diyorum. Bugün seninle beraber öğrenci notlarımız var. Aynı zamanda hap bilgilerimiz var. Yani öğrenci notları dediğimiz şey, özet aslında. Özet yapacağız. Bütün öğrendiğimiz konuları. Hangi konulardan sorumluyuz bugün? Aslında mevsimler ve iklimden sorumluyuz birinci yazılıda. Aynı zamanda DNA genetik kod ünitemizden sorumluyuz. Bunların süper özetini, süper hızlı bir özetini yapacağız. Ardından burada çok önemli hap bilgiler vereceğim sana. Sınavda çıkabilecek tarzda bilgiler vereceğim sana. Aynı zamanda ardından klasik sorular. Yani yazılı sorularımıza geçeceğiz. Açık uçlu ve klasik sorularımızı beraber çözeceğiz. Çok güzel bir yazılı programımız var. Burada teker teker sana göstermek istiyorum. Bak öğrenci notlarımız burada. Aynı zamanda ardından çok güzel sorularımız geliyor. Hemen sorularımızı da göstermek istiyorum. Burada çok güzel sorularımız da var. Aynı zamanda tam da MEP ortak sınavlarına uygun bir çalışma yapacağız. O da yeni ilk defa bu sene geldi karşımıza. MEP ortak sınav provaları karşımıza geldi ve biliyorsun Milletin Bakanlığı tarihinde ilk defa yazılılar için örnek senaryolar, örnek sorular yayınladı ve ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını yayınladı. Bak burada mesela dünya ve evren yani mevsimler iklim, canlılar ve yaşam yani DNA genetik koddan kaçar soru geleceği ile alakalı bilgiler verdi bize ve hangi alt kazanımdan da sorular gelmesi ile alakalı bilgiler verdi. Dolayısıyla okuldaki sınav hazırlayan hocalarımız da bunlara uygun bir şekilde soruları hazırlayacaklar. Milliyetin Bakanlığı sınırları çizdi artık. Ve burada çok enteresan bir şekilde örnek senaryolar denilen şeyin içerisinde Örnek sorularımız var yani sınavda nasıl sorular gelmeli, hangi tarz soruları sormalı hocalarımız bununla alakalı çok güzel sorular da verdi bize. Dolayısıyla biz bunları değerlendirdik. Biz buradaki kazanımların hangi kırılımından hangi soruların çıkacağına baktık ve teker teker çalışarak bunların üzerine Milliyetin Bakanlığı'nın çıkacak sınavına yüzde yüz uygun bir sınav provası hazırlık senin için. İnşallah sen de en güzel notları alacaksın diyorum. Meb ortak sınav dediğimiz şey ise il ilçe bazında yapılacak sınavlar içinde test sınavı bunlar. 20 soruluk ve bazı illerde bazı içeride yapılıyor şu anda yapılacak bu senede ve bununla alakalı da Üç tane de test sorusu koyduk. Her bir yazılı provamızın sonuna diyoruz. Ve hadi bakalım bununla alakalı en büyük yardımcımıza söylemek istiyorum sana. Biliyorsun yazılı kampımıza gün gün neler yapacağımız belli aslında. Ve biz programa uygun bir şekilde ilerliyoruz. Ve aynı zamanda yazılı notlarımız yani elimiz kadar küçücük bir kitabımızla da senle beraber çalışıyoruz. Yazı notları var mı sende? Evet var hocam. Harikasın, süpersin. Bununla beraber bak hemen sana sayfalarını vermek istiyorum. Yazı notları varsa sende. Hemen burada hangi sayfalardan sorumluyuz? Aslında biz mevsimler iklim ve DNA genetik kod konusundan sorumluyuz. Sayfa 66'dan başlıyoruz Tonguç evladım benim. Sayfa 81'e kadar. 66-81 arasında mutlaka tekrar et ve buradaki bilgileri mutlaka hatırla ve bu bilgilerle sınava gireceksin ve Aynı zamanda biliyorsun tüm dersler soru bankamız çıktı. 8. sınıf tüm dersler soru bankamızın içerisinde bütün dersler var ve bu bir fijital kitap. Ne demek bu? Bak bu iki kitabın içerisinde de MEB ortak sınav denemeleri yükledik. Nasıl yükledik hocam? Nasıl yani? Bu içinde var mı? Hayır. Dijital kısmında var aslında. Bu kitapların her birisinin aktivasyonunu zaten herkes biliyor. Kitabı olan herkes tat uygulamasından bunu kazıdığımız zaman buradan aktive edeceğimizi biliyoruz. Bu kitabın da içerisinde aynı şekilde aktivasyon var ve fijital kitap yani fiziksel ve dijital kitap kitabın birleşmiş hali ve şimdi seninle beraber ufak bir e, nasıl yapılacağı do it yourself videomuz var. Bunun nasıl aktive edileceği ve hangi sorulara ulaşacağımızı gösterelim. Ardından dersimize devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazın notları kitabımızdan ve sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda tat uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Müzik Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu bölümüne gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. O zaman bu kitaplarımızla çalışmaya devam diyoruz ve hadi bakalım o zaman senle beraber süper bir şekilde bugün neler işleyeceğiz. Bugün bir kere öğrenci notlarımızı hızlı bir şekilde başlıyoruz ve kaydırmalı olacak videomuz. Kaydırmalı dediğimiz şey aslında sen hemen ilerleyebilirsin. istediğin kısmı atlayabilirsin ve istediğin kısmın sorularını ve istediğin kısmın özetini izleyebilirsin diyoruz. Şimdi bir kere mevsimler bölümüne başlıyoruz. Mevsimler ve iklim ilk öğrendiğimiz üniteydi. Ardından DNA ve genetik kodla devam edeceğiz. İşte mevsimler ve iklimde temel kuralları hatırlayacağız. Temel işte 21 Haziran'dır, 21 Aralık'tır. Güneşin dik gelmesidir, eğik gelmesidir ve bunlara bakacağız. Ardından da DNA genetik kodda Tonguç Eylatım benim. Senle beraber DNA'nın, kromozomun özellikleri, genin özellikleri ve nükleotitlerin yapısı ve benzeri bunların her birisini tekrar edip bir de en son olarak da kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon bu dört kavrama bakacağız inanılmaz değerli, inanılmaz da soru gelecek bunlardan. Bunları hatırlıyor musun Evren Bey? Hatırlıyorum hocam. Harikasın. Hatırlıyorsun ama senle birazcık daha hatırlayalım ve daha birazcık daha bilgilerimizi taptaze hale getirelim. Çünkü sınava giriyoruz artık. Sınavda en iyi notları yapmak zorundayız. Bir kere ilk başta yapacağımız şey dünyanın aslında mevsimlerinin oluşmasının iki tane sebebi var. Birincisi eksen eğikliği, mevsimlerin oluşmasının sebeplerinden ilki eksen eğikliği. İkincisi de dünyanın dolanma hareketi. Neyin etrafında? Güneşin etrafında ve bir sene içerisinde dolanma hareketi. Zaten bir sene içerisinde biz mevsimleri oluşturuyoruz. Nedir işte? E işte i̇şte Haziran, Temmuz, Ağustos bizim için yazdır. Üç ay yazdır. Aynı zamanda üç ay kıştır. Üç ay ilk bardır. Üç ay, üç ay son bardır. İşte bunu yaparken aslında dünya güneşin etrafında saatin tersi yönde dolanıyor ve bu dolanma hareketinde Tonguç evladım benim. Burası mesela çok önemli. 21 Haziran günü. Burası da çok önemli. Burası da 21 Aralık günüdür diyoruz. Ve buradaki 21 Aralık, 21 Haziran bizim için gün dönümleri olarak geçiyordu. Ve bu gün dönümlerinde çok önemli yaz gün dönümü, kış gün dönümü mesela Türkiye'miz için oluyordu. Ve bunların yazın veya kışın oluşmasının en büyük sebebi ise güneş ışığının gelme açısıydı. Ne kadar dike yakın olursa bak dike yakın açılarda yaz mevsimini yaşıyorduk. Eğik açılarda ise biz kış mevsimini yaşıyorduk. İşte bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Dike yakınsa yaz, eğikse kış mevsimini yaşıyoruz. İşte bunu gösteren hemen seninle beraber bir çalışma yapalım. Burada mesela Türkiye'mizin yerini koordinatlarını göster deseler biz hemen Türkiye'miz bir kere dünyanın Ekvator çizgisinin dünyayı şöyle çizersek, dünya bu şekilde bir ekvator çizgisine sahipse, burada e, diyebiliriz Türkiye'miz yani üst kısmında kuzey yarım küre kısmında, aşağısı ise güney yarım küreydi. Ve burada ekvatorun dışında iki tane daha çizgi var, yengeç dönencesi. Oğlak dönencesi bunları da bilelim. Oğlak dönencesi ve yengeç dönencesi olmak üzere. Biz yengeç dönencesinin de üstünde bir yerdeyiz ve kuzey yarım küredeyiz. Ekvator çizgisi tam ortadan dünyayı iki eşit parçaya bölüyor. Ve burada da biz mesela dünyanın bu tarafındaysak yani kuzey yarım küredeysek hemen şöyle işaretliyorum yerimizi. Buradan ışınlar ...bize daha dike yakın geliyor. Dike yakın gelen ışınlar yüzünden biz ne yapıyoruz? Yaz mevsimini yaşıyoruz. Ama aşağısı dünyanın alt kısmına daha eğik geldiği için... ...onlarsa kış mevsimini yaşıyor 21 Haziran'da. Yani sen mesela Haziran deyince aklına geliyor. Yaz mı kış mı? Yaz geliyor hocam. Harikasın. Ama Brezilyalı, Arjantinli bir insan içinde... E, kış mevsimi geliyor Haziran deyince. Yani tam tersi oluyor. Güney yörümküre ve kuzey yörümküre de mevsimler tersi. Bunu çok net bir şekilde zıt yaşandığını çok net bir şekilde bilmek zorundayız. Aynı şekilde tam tersine burada aşağıya dik gelirken ee, bize ise daha eğik geldiği için biz kış mevsimini, onlarda yaz mevsimini yaşayabiliyoruz. Bunlar e, gün dönümü noktaları. 21 Haziran ve 21 Aralık. Bir de Ekinoks noktaları var. Ekinoks dediğimiz şey ise 21 Mart günü ve 23 Eylül günleri. 23 Eylül ve 21 Mart günleri. Dünya bak 21 Aralıktan sonra ne gelir? Mart gelir, sonra Haziran gelir, sonra Eylül gelir, sonra Aralık gelir. İşte bu döngüde devam ediyor ve bu günler inanılmaz önemli. Bu günlerde 12 saat gece, 12 saat gündüz şeklinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu bir zaman var. Ama 21 Haziran'da bizde de 15 saat, 16 saat gündüz... 8 saat gece şeklinde yani gündüzler daha uzun geceler daha kısa oluyor ve alt tarafta ise tam tersi oluyor 8 saat gündüz 16 saat gece oluyor yani bizim tam tersimizi yaşıyorlar unutmayalım yaz mevsiminde yaz mevsiminde gündüzler gündüzler ...gecelerden daha uzun olur... E, ...kış mevsiminde ise... ...geceler gündüzlerden... ...daha uzun olur... ...ama ilkbahar ve sonbaharda... ...tam 21 Mart'ta... E, ...aslında bizim için 12 saat gece... ...12 saat gündüz yaşanır... ...dünyanın her yerinde... Hatta Ekvator'da ise her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Çünkü onlar tam Ekvator çizgisinin üzerindedirler. Onlar apayrı bir dediler. Biz yukarıdayız. Aşağıda olan bir sürü ülke var. Avustralya ve benzeri ve gece gündüz süresi de bizim için çok değerli. Yazın gündüzler daha uzun, geceler daha kısa. Hatta onu göstermek için şöyle bir şeklimiz var. Bu şeklimizde şöyle yapıyoruz. Mesela şöyle yapıyoruz. Bu aslında karanlık kısmı geceyi te tam temsil ediyor. Burası ise gündüzü temsil ediyor. Gece gündüzden daha uzun şeklinde gördüğümüz zaman burasının kış mevsimi olduğunu tak diye söyleyebiliriz diyoruz. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık bu tarihleri çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bu tarihlerde aslında 21 Mart'ta 21 Haziran arasında gündüzler uzuyor veya işte 21 Haziran'dan sonra en uzun gündüz oluşuyor mesela Türkiye'miz için. En uzun gündüz oluşuyor ama Brezilya içinde en uzun gece oluşuyor. O başka bir şey. En uzun gündüzden sonra gündüzler kısalmaya başlıyor. Burada ise gündüzler kısalıyor ve sonrası gündüzler tekrar uzamaya başlıyor. 21 Aralık'ta en... En uzun e, ne oluyor aslında e, gece oluşuyor bizim için en uzun gecede 21 Aralık'ta oluşuyor diyebiliriz. Türkiye'mizi bilelim diğer taraflar tam tersi Brezilya, Arjantin, Avustralya bunlar tam tersi diyebileceğiz. Peki geldik hemen iklim ve hava olaylarına. İklim ve hava olaylarında bir kere rüzgar konusunu bilmemiz gerekiyor. Rüzgar dediğimiz şey yatay yönlü hava hareketidir. Nereden? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru giden yatay yönlü hava hareketidir. Ve yüksek basınç ve alçak basıncı oluşturan temel faktörlerse yüksek basıncı oluşturulması için havanın soğuk olması gerekiyor. Soğuk hava aşağıya çöküyor ve hava açık ve yağış olma ihtimali düşük olan bir havadan bahsediyoruz. Alçak basınçta ise hava yukarıya doğru ısındığı için, sıcak olduğu için yukarı doğru çıkıyor. Islanan hava yükselir ilkesinden dolayı ve hava daha az yoğun Oluyor. Alçak basıncı göstermek için genellikle şöyle tanecik modeli kullanırız ama yüksek basınçta ise bütün tanecikler birbirlerine çok yakındır zaten ne kadar çok tanecik olursa o kadar çok basınç olur bizim üzerimize işte buradan buraya doğru yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Bunun daha e, kuvvetlerine fırtına ve benzeri diyoruz evladım benim. Peki şimdi de iklim ve hava olaylarının farkına bakalım. Bir kere hava olayı deyince aklımıza hemen yağmur, dolu, kar, sis, kırağı, çiğ gibi bazı kavramlar gelecek. Eğer yağmur, dolu, kar derse gökyüzünde oluşan yani yeryüzüne yakın değil, yeryüzüne uzak yerlerde oluşuyor bunlar. Bulutlarda tepemizde oluşuyor. Ondan sonra aşağı doğru iniyor. Ama sis, ...kırağı, çiğ dediğimiz kavramlarsa... ...yeryüzüne yakın yerlerde oluşuyor. Mesela e, yağmur zaten herkes biliyor. Doluyu herkes biliyor, karı herkes biliyor. Ama bunların temel farkı yağmur... Ee, daha sıcak bunlara göre, bunlarsa çok daha soğuk ortamlarda, soğuk bir havayla çarpışma sırasında oluşan şeylerde dolu ve kar. Sis dediğimiz şey yüzey bulutudur, yani normal bulut, havadaki bulut tak diye aşağı inerse buna sis diyoruz aslında biz. Kıra dediğimiz şey e, buradaki buzlanmadır yeryüzüne yakın yerlerdeki buzlanmadır. Su damlacıklarının aslında kırağı haline donmuş buz kristalleri haline gelmesidir. Yani bu da mesela kar gibi düşün ama bunun yeryüzünde olan hali. Çiğ dediğimiz şey ise yağmurun yeryüzünde olan hali diye düşünebiliriz. Yeryüzünde mesela arabaların camlarında işte bardakların üzerlerinde yaprakların üzerlerinde çiğ dediğimiz tanecikler su damlacıkları oluşur. Burada ise buz parçacıkları oluşur. Karada ise bunlarsa e, hava olaylarının birkaç çeşididir. İşte bu hava olayları aslında meteorologlar tarafından inceleniyor ve meteoroloji biliminin dalının içerisine giriyor. Yani mesela e, akşam din haberleri izledikten sonra e, işte hava durumu sunan insanlar vardır. Onlar nedir evladım biliyor musun? Meteorologlardır hocam. Harikasın meteorologlardır tebrik ediyorum seni. İşte o meteorologlar bize hava işte yarın yağmurlu olacak ya öbür gün bulutlu olacak işte ama hepsi genellikle tahmini şeylerdir. Bunlar tahmini bilgilerdir. Yani yarın mesela yağmur yağacak der ama yağmaz. Ama iklim dediğimiz şeyse, iklim dediğimiz şeyse birazcık daha kesin bilgiye dayanır. Mesela hemen sana bir soru. Türkiye'nin iklimine baktığımız zaman işte ee, Karadeniz iklimi nasıldır mesela? Yağmurlu hocam. Harikasın bak süper. Hemen yağmurlu diyebildin. Karadeniz ikliminin yağmurlu olduğunu herkes bilir. Çünkü bol bol orman vardır. Bol bol işte her yer akarsular sularla doludur. Çünkü yağmurlu bir iklime sahiptir. İşte yağışlı bir iklime sahiptir. Karadeniz'in yağışlı olduğunu herkes kesin olarak bilir. Ama yarın Trabzon işte Araklı'da yağmur yağacak dediği zaman dersin ki ya ya yağmazsa? Mesela yarın geldi olmadı yağmadı. İşte bu tahmini sonuç oluyor. İşte o hava olayı oluyor. İşte o yüzden genellikle e, uzun yıllar boyunca ölçülmüş... ...ve geniş bir bölgeyi kapsayan... ...ortalama hava durumlarının sonucuna, kesin bilgisine biz iklim diyoruz. Ve Akdeniz'de mesela işte Akdeniz iklimi var. Karadeniz'de yağışlı iklim var. Kara, e, işte İç Anadolu'da karasal iklimimiz var. Ve bundaki bitki örtüleri bile değişiyor. Mesela Akdeniz'deki bitki örtümüz maki... Karadeniz'deki bitki örtümüz orman. Karasal bitki örtümüz bozkır mesela. İşte bunların her birisi uzun yıllar boyunca gözlemlenmiş bilgiler. Ama hava olayı diyor ki ya ben elimde bazı aletler var diyor. İşte rüzgar ölçer anemometre var diyor. İşte sallıyorum işte higrometre var diyor. Basın, şey Nem ölçer. Aynı zamanda basınç ölçer işte bir barometre var diyor. Ben bunların her birisiyle ölçümlerimi yaptım diyor ve sonrasında karşıma şey çıktı diyor. Yarın yağmur yağacak. E ya, ya yağmazsa? işte bazen patlıyor meteorologlarda. Dolayısıyla kısa süre içerisinde yapılan ve dar alan içerisinde mesela İstanbul Bahçeşehir'de yağmur yağacak diyor. Mesela dar alan içerisinde olan e, bütün ölçümlere ise biz hava olayı diyoruz. Bundan sonra kesin gelecek. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı çizelgede de var. Bundan sorunun gelme ihtimali yüzde yüz. Şimdi geldik küresel iklim değişikliği artık mesnel iklimin sonu küresel iklim değişikliği dediğimiz şey aslında bizim fosil yakıtlarımız işte petrol, kömür, doğalgaz, işte fabrika ve arabalardan çıkan egzoz gazları veya işte e, bacalardan çıkan gazlar, yanardağ patlamaları bunların her birisi dünyadaki karbondioksit miktarını ve sera gazlarını arttırıyor. Sera gazları artınca dünyaya gelen güneşten ...gelen ışınlar normalde dünyadan yansıyıp dünyanın yüzde yetmişi deniz olduğu için... ...yani dünyanın yüzde yetmişi su olduğu için, şuraların hepsi su aslında... ...ve bu sulara çarpan e, güneş ışınları ne yapıyor? Yansıyor, uzaya tekrar geri dönüyor. Ama burada eğer normalde gitmesi gerekiyorken... ...gitmesi gereken buradaki sera gazları atmosferimizin en üst tabakasındaki sera gazları bunun gitmesine engelleyip tekrar dünyanın üzerine döndürüyor ve sera etkisi dediğimiz büyük bir felakete yol açıyor. Sera etkisi aslında olması gereken bir şey ama bu kadar olmaması gereken bir şey. Buzullar eriyor mesela. Buzullar eriyor. Denizler yükseliyor. Okyanus ve atmosferin sıcaklığı artıyor. Dünyanın sıcaklığı her sene düzenli olarak artıyor. Ve bazı canlıların nesli ne yazık ki tükeniyor. Mesela kutup ayıları kutupta yaşardı. Artık Kutuplar her sene 1 iki kilometre içeriye doğru çekiliyor ve kutupların gerçekten belli bir sene sonra yok olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu bir büyük felaket. Çünkü dünya bu denge içerisinde yaşıyor. Buradaki yaşam da kötü etkileniyor ve sonunda da küresel ısınma dediğimiz büyük bir felakete. Şu anda da dünyada Covid'den bilmem hepsinden sonraki en büyük felaketin bu olacağı konuşuluyor. Küresel ısınma gerçekten de büyük bir felaket. Bizim de korumamızı gereken önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi geldik artık DNA genetik koda. DNA genetik kod aslında daha geniş bir ünite ve bu geniş üniteden daha fazla sorudan sorumluyuz. İlk başta şunu biliyoruz. Dünyadaki bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. Hücreler canlının en küçük yapı taşıdır. Ve bizim de mesela 37 trilyona yakın hücremiz var. Ve hücreyi düşündüğümüz zaman aslında çok basit. Bir tane yuvarlak yumurta gibi düşün. Ortasında bir çekirdeği var hücre zarımız var, sitoplazmamız var arasındaki. Bu da çekirdeğimiz. Çekirdeğimiz içerisinde çok önemli bir materyal var. Bu da DNA, deoksiribonükleik nükleik asit. Bu DNA'mız bizim şifrelerimiz, kodlarımız, bütün bilgilerimiz onun içerisinde saklı. Ve bunu biz e, hücre bölünmesinden önce paketleyip koruma altına alıyoruz. İşte bu hal neyse kromozom diyoruz. Yani hücre bölünmesinden önce DNA'sını paketleyip Proteinlerle birleştirip bir sıkı bir paket haline getiriyor ki Allah korusun hiçbir şey olmasın diye çünkü koruma altına almak zorundayız. Hücre bölünmesi demek neydi? Hücremiz iki eşit parçaya ayrılıyor, İki tane aynı hücre oluşuyor. İşte bunu yapmadan önce kromozom dediğimiz özellikler çıkıyor karşımıza ve kromozom da her canlı için belli sayıda. Mesela insanın kromozom sayısı kaçtır? 46 kromozomlu durur. Harikasın. 46 kromozomlu insan, insan. 46 kromozomlu bir canlıdır ve insanın yanında işte erel totu 500 kromozomudur, At işte 12, işte maymun 18 gibi farklı farklı kromozom sayısına sahipler ama her canlının Kromozom sayısı farklı olacak diye bir şey yok. Mesela insan gibi mollibalının da 46 kromozomu var. Ama önemli olan buradaki DNA'nın içerisindeki şifre. İşte DNA bizim bilgilerimiz, özelliklerimiz, saç rengimiz, göz rengimiz, boy uzunluğumuz, annemizin babamızın kim olduğu ki DNA parmak izinden bir şey var. Senin annenin babanı tespit edebiliyor DNA benzerliklerine bakarak. Dolayısıyla bizim her şeyimiz şifremiz burası. Bu şifremizde hücre bölünmesi önce kromozoma dönüşüyor ve 46 tane kromozomumuz var ve 23 çiftten oluşuyor bu kromozom sayıları ve bu da aslında bizim DNA'mızı içeriyor. DNA'mızın içerisinde de her DNA parçasına biz gen adını veriyoruz. Bu gen 1 diyelim. Şurası mesela gen 2 olsun. Şurası mesela gen 3 olsun. Farklı farklı genlerimiz var DNA'mızın içerisinde ve bunlar bizim özelliklerimizi kontrol ediyor. Mesela saç rengi, boy uzunluğu, işte burun şekli, işte e e, işte ne diyeyim göz rengi bunun her birisi kan grubu bunların her birisi bizim genlerimizin içerisinde saklı yani DNA'mızın içerisinde saklı ve bu DNA'mız da bir bina gibi düşün nasıl insan hücreden oluşmuşsa DNA'mız da bir bina gibi düşün nükleotit dediğimiz parçalardan oluşmakta ve bu nükleotitler de belli bir düzene göre dizilmekte ve bu nükleotitlerin dört tane çeşidi var adenin, timin, guanin ve sitozin adenin, timin, guanin ve sitozin at kalı sıra şeklinde ezberli Bunlar bunları aslında biz. Ve bu adenin, timin, guanin ve stozin dört harfli şeyden bak dört harfli şeyden bütün bu insanların birbirinden farklı olması ortaya çıkıyor. Yani mesela bilgisayarda bütün şu anda izlediğin bilgisayardaki e, oyunlar işte sallıyorum şu andaki video ve benzeri her birisi sadece bir ve sıfır rakamlarına oluşuyor. Bütün bilgisayarlar sadece bir ve sıfırı tanır. Asla başka rakam harf tanımaz. Aynı şekilde DNA'mız da insanın bütün bilgileri de A, T, G, C dört tane harfle belirleniyor ve bu dört tane harf de nükleotitlerin yapısında var. Şimdi bir kere ona gelmeden önce hemen şuna bakalım: kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Bunların sıralaması kedi geni şeklinde. Aslında ben şöyle yapıyorum bunu: K, D, -e G ni şeklinde soruyorum. Yani büyükten küçüğe doğru böyle bir sıralaması var. En büyük kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonrasında nükleotit geliyor çünkü. Zaten kromozom DNA'nın Paketlenmiş hali, daha büyük hali. Zaten gen de DNA'nın bir parçası. Nükleotit ise DNA'nın en küçük parçası. Yani tek bir e, yapıya sahip. O da yapı taşı diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. Nükleotitlerin yapısı, kesin soru gelecek buradan da. Birincisi fosfat dediğimiz bir yapıdan oluşuyor nükleotitlerin yapısı. İkincisi buna... E, şeker gibi pamuk şeker gibi pembiş çizeyim ki gerçekten şeker deoksiriboz şeker dediğimiz bir yapıdan oluşuyor. E, i̇kincisi ve aynı zamanda organik baz dediğimiz bir yapı daha var. Bu organik bazda aslında bizim için adenin, timin, guanin ve sitozin dört farklı organik bazımız var. Ve bunlardan adenin ve timin karşı karşıya geliyor. Guanin ve sitozin karşı karşıya Ne demek hocam karşı karşıya geliyor? DNA aslında şöyle bir yapıya sahip. Şimdi birinci zinciri var. Böyle siyah diyelim. Bir de ikinci zinciri var. Bu da yeşil diyelim. Bu iki zincir karşı karşıya geliyor aslında DNA'da... ...ve bu karşı karşıya gelirken Tongu be Bey'im... ...burada mesela Adenin varsa... ...bunun karşısına ne gelir? Timin hocam. Harikasın. Mesela burada Guanin varsa bunun karşısına ne gelir? Stozin hocam. Harikasın Stozin. Stozin'i de e, şey diye hani... ...S diye değil de C diye yazıyoruz genellikle... ...çünkü İngilizce'de de, de Stozin C ile yazılıyor... ...ama Guanin, Adenin, Timin zaten aynı şekilde yazılıyor. Mesela burada C varsa burada yine G karşısına gelir. Yani öyle bir karşı karşıya gelme var ki bunu DNA modelini göstermeyi bilmek çok önemli. Mesela adenini turuncuyla gösterdiysem bunun karşısına işte sallıyorum ee, ...sarı geldi, turuncu ile sarı eşleştiyse... ...diğerlerinde de aynı mantığı... ...gütmeliyim. Mesela... ...Guanini pembe ile gösterdiysem... ...mesela bunu da hemen neyle ile göstereyim? Mavi ile gösteririm sözünü. Bunu yine mavi göstermek zorundayım. Bunu da pembe ile göstermek zorundayım. Çünkü... ...bu ikisi birbiriyle eşleşecek. İşte... ...burada mesela dört farklı renk dışında farklı renk... ...olamaz DNA modelinde. Ve... ...DNA çift zincirli bir yapıya sahip. Birinci zincir, ikinci zincir... ...bunlar bir araya gelip saç örgüsü... ...modelinde birbirlerini tutunuyorlar bunlar bu kelimeler çok önemli. Ve DNA'nın görev birimine biz gen diyoruz. Yani özelliklerimizi ortaya çıkartan karakterlerimizi oluşturan yere gen diyoruz. Farklı genlerimiz var. Göz rengi geni, saç rengi geni gibi. Ve bir de yapı birimi var. Bu da nükleotit dediğimiz. Nükleotit dediğimiz şey de dört farklı şekilde oluyor. Ve bunu da ben kodlarken Paşa Bahçe diye kodluyorum. Paşa Bahçe. Çünkü fosfat, şeker ve bazdan oluşan bir yapısı var diyoruz. Nükleotitler ismini Tonguç Erdoğan Bey buradaki adenin, timin, guanin ve stozin'den yani organik bazından alıyor, organik bazından alıyor. Organik bazı neyse nükleotitin o oluyor aslında ismi. Çünkü bütün nükleotitlerde fosfat ve şeker ortak, hepsinde fosfat ve şeker olmak zorunda. Ama buraya bazen A geliyor, bazen T geliyor, bazen G geliyor, bazen C geliyor. Dört farklı şey gelebiliyor. Bu A gelirse adenin nükleotidi oluyor. T gelirse timin nükleotidi oluyor. G organik bazı gelirse guanin nükleotidi oluyor şeklinde düşünebilirsin. Ve şunu da unutmayalım. Bir DNA'da iki zinciriyle beraber tabii ki. Fosfat ve şeker sayısı her zaman birbirine eşittir. Ve bunlar da bütün nükleotitlerin toplamına eşittir. Adenin, timin, guanin ve sitozinin toplamına eşittir. Unutmayalım adenin ve timinin sayısı ve guanin ve sayısı da mutlaka birbirine eşittir diyorum. Ve geldik artık tabii ki kalıtım konumuzun tekrarına. Kalıtım çok önemli. Mendel dediğimiz bir arkadaşımız yapmıştı. Mendel'in asıl mesleği neydi evladım benim? Papazlı hocam. Harikasın Papazdı gerçekten de. Ve kilisenin bahçesinde bezelye yetiştiriciyle başlamıştı. Ve inanılmaz gerçekten de parayı kırmıştı. Çünkü mezelyelerin yeşil olmasını sağlayarak yeşil bezelye satarak gerçekten köşeyi dönmüştü arkadaşımız. Peki nasıl olmuştu? Şimdi Mendel aslında ya bezelyelere bakıyordu. Ya kardeşim bunlar niye sarı ya? Normalde sarı bezelye de vardır yani sarı bezelye diye bir şey vardır ve bunu da insanlar yer. Ama yeşil bezelyeyi daha çok severler. Hani yeşil doğal hani natürel bilmem ne falan filan diye. sonra ben dedik ki ya ben bu yeşil bezelyeleri nasıl çoğaltabilirim? Yani niye sarı veriyor bunlar e, bitki olarak? İşte düşündü 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 matematiksel hesapları ortaya kattı ve gerçekten de kendini zorladı ve ilk defa ...matematiksel olasılık hesaplarını biyolojiye, canlı bilimine katarak... ...tarihe geçti ve kalıtımın babası haline geldi. Ne demek bu? Şimdi Mendel dedi ki bir kere farklı genler vardı dedi. Genleri ben ikiye ayırırım dedi. Birinci gen baskın gen, ikinci gen de çekinik genler dedi. Ve bu baskın genleri ben büyük harfle göstereyim çünkü baskındır onlar. Bir de çekinik genleri de küçük harfle göstereyim dedi. Tamam buraya kadar tamam. Ve herkes iki farklı gen tarafından kontrol edilir dedi. Mesela ben e, sen Tonguç diyelim. Tonguç'un e, ne diyelim göz rengine bakalım. Tonguç'un göz rengi. Şimdi senin annenin göz rengine kahve rengi. Harikasın kahve rengi süper. Peki babanın göz rengine mavi. Harikasın mavi. Peki senin göz rengin ne şu an evladım? Kahve rengi. Harika kahve Peki nasıl oldu bu olay? Şimdi. Babanın ee kahverengi, değil mi? Evet babanın kahverengiydi. Annenin maviydi. Galiba değil mi? Tam tersi mi? Neyse sorun değil. Ve senin de göz rengin kahverengi oldu. İşte aslında bu... Senin annenden, babandan aldığın genlerle alakalı. Belki de mavi de olabilirdi. Ne gene aldığınla alakalı. O yüzden senin annen ve baban bizim için burada ana karakter. Çünkü sana genlerini veren onlar. Yani ilk başta sana baban bir gen veriyor, ondan sonra annen bir gen veriyor ve sen şöyle oluşuyorsun mesela. Kahverengi e, gö, göz rengine sahipsen büyük B küçük B şeklinde oluşuyorsun mesela. Bu ne demek ya? Bu aslında kahverengi gözlü demek. İşte senin annem ve babandan birer gen aldın sen ve sen iki tane genin birleşimisin aslında. O yüzden insanları, hayvanları, canlıları sınıflandırırken biz içindeki gen yapısını iki genle kontrol ederiz ve bunlar da bir tanesi annesinden bir tanesi babasından gelen genlerdir ve bir insan yazacaksam büyük B büyük B diye yazarım veya küçük B küçük B diye yazarım veya büyük B küçük B diye yazarım yani üç farklı durum olabilir bu üç farklı durumdan birincisi saf döl oluyor saf döl ikisi de aynı babadan anneden aynı şey geldiyse ikisi de aynı bak babadan anneden ikisi de küçük B gelmiş ikisi de büyük B gelmiş ama bir de melez vardır. Yani karışımdır. Bu da babadan farklı anneden farklı gelmiş. Yani bir tanesi büyük, bir tanesi küçük gelmiş. İşte buna da melez diyoruz. Bunun diğer bir adı ise hemen sana yazmak istiyorum. Homozygot. Çünkü homo aynı demek aslında Latince'de. Bu ise ...heterozigot, hetero da karışım demek aslında, heterozigot da melezin diğer bir adıdır diyebiliriz. Peki, e, hemen devam edelim. İşte bizim gen yapımız, gen yapımız bazen büyük B, büyük B olur... Bazen büyük B küçük B olur, bazen de küçük B küçük B olur. Üç farklı durum vardır. Saftör saftör, bu da melez. İşte bunlara göre ben aslında özelliklerimi ortaya çıkartıyorum dedi e, Mendel ve sonrasında inanılmaz tarihe geçen bir deney yaptı. İnanılmaz tarihe geçen bir deney yaptı ve gördü ki çok enteresan. bunların hepsi matematikle alakalı. Ne yaptı? Bir tane yeşille bir tane sarı bezelye aldı. Hemen şunları bir daha düzelteyim. Hemen şunu düzelteyim. Yeşil bezelyenin genotipini ve e, sarı bezelyenin genotipini düşündü. Dedi ki sen ben yeşille sarıyı çiftleştirsem ne olur dedi. Ve çok enteresan bir şekilde Tonguç evladım benim. Hepsi sarı oldu. Bu da sarı oldu. Bu da sarı oldu. Bu da sarı oldu. Bu da sarı oldu. Hayda dedi. Ya o zaman ben istediğime ulaşamadım. Yani hepsi gerçekten de hepsi tak diye sarı bezelye çıktı. Nasıl oluyor böyle bir şey dedi. Şimdi bunu yaparken belli bir şey var, matematik var burada. Şimdi yeşil bezelye Ondan sonra keşfetti tabii ki. Yeşil bezelye çekinik bir gene sahip. Bak, yeşil bezelye çekinik bir gene sahip ve sarı bezelye ise baskın bir gene sahip. Bir kere ilk başta bunu e, gördü. Neden? Çünkü ben yeşille sarıyı çiftleştirdiğim zaman sarı hep kazandı kardeşim. Çocuklar hepsi sarı oldu. Bakar mısın? Yeşille sarıyı çaprazladığım zaman işte burada da çaprazladığı bireyleri de aslında saf döl seçmişti saf döl dediğimiz şey ikisi de aynı yani bu küçük b küçük b bu da büyük b büyük b ya şimdi ben buradan anneden büyük b babadan da küçük b gelebilir başka ihtimal yok dedi bak annenin bütün genotipleri Anneni şöyle gösterelim. Babayı da böyle gösterelim. Annenin bütün genotipleri yani bütün genleri ikisi de büyük harf. Babanın da ikisi de küçük harf. Ya o zaman kardeşim anneden kesinlikle büyük harf gelecek. Çünkü bir insan bir, bir tanesi mesela bak bu babadan gelen bu da anneden gelen ya. Bu e, bize geliyor bir de bu geliyor bize. İşte babadan ve anneden gelenler belli net. Burada a, babadan küçük harf gelecek anneden de büyük harf gelecek. Ve bunları yan yana koyunca büyük B küçük B, büyük B küçük B, büyük B küçük B, büyük B küçük B şeklinde dört tane çocuk oluştu. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk, dördüncü çocuk dedi. Ve bunlar aslında B tarihe geçen şey de aslında buydu. F1 döllü dediğimiz birinci kuşak dedi bunlara. Birinci kuşağın yüzde yüzü, yüzde yüzü aslında ne oldu? Melez oldu. Yüzde yüzü melez genotipe sahip ve yüzde yüzü de sarı çıktı karşımıza. Ha. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Esas yaptığı şey buydu. Aslında sonra. Bu iki tane çocuğunu aldı ve kendi arasında çaprazladı. Bak çaprazlama dediğimiz şey aslında çiftleştirmek demek. Bunları çaprazlamıştı, çiftleştirmişti, çocukları buldu. Hepsi yüzde yüzü melez ve sarı çıktı. Ve sonra bunları çaprazladığında çok enteresan bir şey çıktı. Bunu yaparken de punet karesini kullanıyoruz bu arada. Hemen şöyle bir punet karesi var, sos tablosu gibi çiziyorsun. Bu, bunu buraya yazıyorsun, büyük B, küçük B. Bunu da buraya yazıyorsun, büyük B, küçük B diye. Sonra bu ikisini birleştiriyorsun, büyük B büyük B. Bu ikisini birleştiriyorsun büyük B küçük B. Bu ikisini birleştiriyorsun büyük B küçük B. Bu ikisini birleştiriyorsun küçük B küçük B. Ve oluşan yavruları teker teker yazıyorum. Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B. Şimdi kardeşim bir kere neden böyle e, bunların renkleri ne olacak onlara bakacağım ama neden bu şekilde bunlar sarı olmuştu? Çünkü sarı harf sarı büyük harf olduğu için yeşili eziyordu. Baskın çekiniği eziyordu. O yüzden bunların hepsi sarı olmuştu. Burada ise ikisi de baskın. ikisi de sarı. O zaman bunun kesin sarı olduğunu söyleyebiliriz değil mi evladım benim? Bu kesin sarı. Evet hocam. Neden sarı? Çünkü evladım benim ikisi de büyük harfli. ikisi de sarı gene. Burada ise bir tanesi sarı bir tanesi yeşil. Ama sarı yeşile baskın değil mi? O zaman bu hangi renk olacak? Sarı hocam. Harikasın. Bu da sarı oldu. Bu da sarı oldu. Aynı şekilde bu da sarı oldu. Ama çok enteresan bir şekilde bir tane çocuk ikisi de küçük harfle oluştuğu için bir tane çocuk yeşil oldu. İşte bu yeşil olan çocuğu buldu Evreka evreka dedi. Oh be tamam artık ben buldum. Neyi buldum? Yeşil bezelye üretmenin metodunu ve yüzde olasılığını buldum. Yüzde kaç bu çocuğun olasılığı? Yüzde yirmi beş. Dört çocuğun olursa bir tanesi yeşil olur kardeşim. Yüzde yetmiş ise yüzde yetmiş ise sarı olur. Yüzde yirmi beşi ...yeşil olur. Bunu matematiksel olasılığını... ...koyduğu zaman olay bitti zaten... ...koptu. Herkes buna hayran bir şekilde... alkışı bastı. Gerçekten de dünya... ...tarihine geçti. Buna F2 ölü dedi. F2 dörlü dedi. İki tane melezin... çaprazlaması sonucunda oluşan... ...F2 dörlü dedi. İkinci kuşak... ...dedi buna ve yüzde... ...ellisi döl. ...yüzde ellisi melez olur dedi. Yüzde yetmiş beşi sarı... ...yüzde yirmi beşi de yeşil olur... ...dedi. İşte Mendel tarihe bu şekilde... ...geçmişti diyoruz. Dolayısıyla... Şunu unutmayalım. Sınavlarda en fazla çıkan budur. Anne baba kesin melezdir eğer yavrulardan bir tanesi çekinikse. Yani yavrulardan bir tanesi yeşilse ben annenin babanın kesinlikle melez olduğunu söyleyebilirim. Bu da çok önemli bir e, bilgidir. Yani e, anne baba sarıyken çocuklarına çıktı bir anda yeşil çıktı. Mesela iki kahverengi gözlü insanın çocuğu mavi gözlü olabilir mi? Evet olabilir. İşte orada iki kahverengi gözlü insan da aslında melez genotipe sahip olduğu için diyoruz. Peki artık geldik mutasyon, modifikasyon, adaptasyon. Bunlarla alakalı sorular geliyor zaten. Şimdi mutasyon, modifikasyon, adaptasyon. Mesela altı parmaklılık tak mutasyon veya işte albinoluk tak mutasyon. Şimdi burada aslında veya kraliçe ağrı tak modifikasyon bu genel örnekleri çok iyi bilmemiz gerekiyor ve mutasyon ve modifikasyonun işte başka şeyleri de var. Mesela çuha çiçeği. Ondan sonra bak hemen buraya yazayım hatta. Çuha çiçeği, aynı zamanda kraliçe ağrı, kraliçe ağrı, aynı zamanda sirke sineği, e, aynı zamanda e, işte Himalaya tavşanı, Himalaya tavşanı Bunların her birisi modifikasyon örneklidir. Mutasyonsa işte altı parmaklılık, e işte aynı zamanda e albinoluk, aynı zamanda hemofili gibi kalıtsal hastalıklar çoğunlukla mutasyondur. Ve bunlar da mutasyonlarda gen yapısı değişir. Bu çok önemli. Ama modifikasyonda genin işleyişi değişir. Burada sadece dış görünüşü etkiler modifikasyonlar ama mutasyonlar genotipe etkiler. Yani gen yapısını, iç, iç yapıyı etkiler. Ve mutasyonlar Modifikasyonun en önemli olaylarından bir tanesi de eğer üreme ücretinde olursa kalıtsal olabilir. Bu çok önemli. Ama modifikasyon asla kalıtsal değildir. Modifikasyonun kalıtsal olma ihtimali yoktur diyoruz. Ve şunu da unutmayalım etken ortadan kalkacak. Mesela mutasyona sebep olan bir sürü etken var. Kimyasal maddeler, radyasyon, sıcaklık, yüksek sıcaklık gibi böyle bir sürü etken mutasyona sebep olabilir. İşte mesela hatta yeni bir şey izlemiştim. Ee, bu hani kadınların manikürde kullandığı işte oje, oje sürüyorlar. Sonrasında hani kurutmak için böyle ultraviyole ışınların altına sokuyorlar ya. İşte o kurutma da mesela mutasyona sebep oluyor. Bunun gibi birçok etken günlük hayatımızda bize mutasyona yol açacak sebeplere e, götürüyor ve bunlar da e, kalkınca ortadan mutasyon değişmiyor mutasyon çünkü artık gen yapısın bozulmuş bitmiş geçmiş olsun kardeşim. Ama modifikasyonda mesela bir örnek hemen e, hemen sana çok güzel bir örnek vereyim. Mesela ben güneşte yattım ve yazın çok güzel bir şekilde tenim karardı diyelim bak böyle böyle çikolata rengine dönüştüm. İşte bunu yaptığım zaman modifikasyon olmuş oluyor. Ama ben kış geldiği zaman ...güneşin altında yatmadığım zaman artık ne oluyor? Tekrar eski halime, eski beyazlığıma dönüyorum. İşte bu benim için bir modifikasyondur aslında. Veya işte kaslı kaslı çalışıyorum böyle. Gerçekten de six pack'ler falan filan böyle sonrasında işte şöyle bir kaslı vücuda ulaşıyorum. Sonrasında hiç spor yapmasam ne oluyor evladım benim? Bu kaslar sönüyor değil mi? İşte bu bunu ortaya çıkartan şey aslında benim çalışmam, süper çalışmam ama sonrasında bıraktığım zaman tekrar eski haline dönüyorum. İşte etkenden sonra eski haline dönüyor. Bu kalıtsal değil kesinlikle. Bu çok önemli. Modifikasyon asla kalıtsal değil ama mutasyon eğer üreme hücrelerinde olursa kalıtsal oluyor diyoruz. Bir de bütün bunların yanında bir de adaptasyon dediğimiz bir olay var. Adaptasyon çevreye uyum ve kamuflaj demek aslında. Çevreye uyum sağlamak demek. Çevreye uyum sağlamak adaptation'dan İngilizden geliyor aslında. Biz bulunduğumuz çevreye ayak uyduruyoruz. Nasılsa mesela kutup bölgesinde yaşıyorsak kalın montlar giyiyoruz işte artık daha zor üşüyoruz çünkü etrafta çok soğuk zaten gerçekten de ve çevreye uyum sağlıyoruz değil mi? Aynı onun gibi kutup ayıları da deri altlarında kalın yağ tabakaları ve benzeri bunlar adaptasyonun göstergesi ve bu da aslında kalıtsal bir şey ve aynı zamanda aynı zamanda doğal seçilimin getirdiği bir şey. Doğal seçilim dediğimiz şey aslında güçlünün yaşayıp zayıfın yok olduğu yer. Yani ben iki tane ayıyı koysam bir tanesi beyaz bir tanesi kahverengi hangisi kutuplarda yaşayabilir? Tabii ki beyaz yaşayabilir. Diğeri elenir. Diğeri yok olur. İşte diğeri av olur. Dolayısıyla güçlü yaşıyor, zayıf ölüyor. Dolayısıyla doğal seçilime yol açmış oluyor diyoruz. Tabii seçilimin doğal ve yapay olanları var ve doğal seçilimin sebeplerinde de besin, iklim şartları, hastalık, rekabet, yavru ölümü gibi sebeplerde karşımıza çıkıyor diyoruz ve adaptasyona birazcık daha önem vermek istiyorum çünkü bundan kesin bir soru gelecek. Adaptasyon mesela bak kutup ayısı beyaz renkli, kutup tilkisi de beyaz renkli. Ama kutup tilkisinin kulakları daha küçükken mesela e, buradaki çöl tilkisinin kulakları ve uzuvları, kuyruğu falan daha büyük. Neden? Çünkü ısı kaybı olsun diye. Burada ısı kaybı olmasın diye. Çünkü kutupta ısı kaybetmemeli bu arkadaşımız. Veya işte iğne yapraklı kaktüs. Kaktüsün yaprakları iğnedir ve içinde su depoları vardır. Neden içinde su deposu var ve yaprakları iğne? Çünkü su deposu suya ihtiyacı olduğu için su hiç olmadığı için burada ve iğne yapraklı olmasının sebebi de terleme az olsun da su kaybetmeyeyim diye. Çünkü yapraklar aslında bitkinin terleme organıdır. Veya işte devenin hörgücüne neden yağ depolanır? İşte çöle uyum sağlamış. Beş gün, altı gün hiç su bulmadan e, hareket edebiliyor bu hayvanlar ve bu yağ depoları sayesinde suya ihtiyaç olmadan devam edebiliyorlar. İşte bunun her birisi bulunduğu ortama uyum sağlamak farklı örneklerde verilebilir bunlar için diyoruz. Şimdi artık son konuya geldik. Biyoteknoloji ondan sonra hemen sorularımıza geçiyoruz evren bey. Bir kere biyoteknoloji canlı teknolojisi demek. Biyo canlı demek de Burada farklı farklı metotlar var ve işte biyoteknolojiyi aklınıza hemen meyveli yoğurtlar geliyor, vitamin hapları geliyor, aşılar geliyor. Ve bunların yapılabilmesi için aslında genetik mühendisleriyle beraber çalışıyorlar biyoteknologlar. Ve biyoteknolojinin bir alanlarından bir tanesi de genetik mühendisi. Genetik mühendisi canlıların gen yapısına bakarak yani DNA'nın yapısına bakarak bazı yöntemlerle mesela gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama gibi... E, yöntemlerle aslında canlıları iyileştirmeye ve farklılaştırmaya çalışıyorlar. Mesela GDO'lu ürünler var. GDO'lu ürünler demek genetiği değiştirilmiş organizmalar ve bu organizmalar sayesinde aslında biz bir mısır bitkisinden daha fazla verim alabiliyoruz mesela. Veya işte çiftleştirme dediğimiz bir yöntem var Tonguç Eylül Bey. Im. Çiftleştirmede geleneksel çiftleştirme var ama biz ıslahı Farklı bir e, şekilde gen aktarımıyla yaptığımız zaman çok daha verimli bireyler alabiliyoruz. Ve çocuk mesela işte sallıyorum iki tane çok büyük ineği e, çiftleştirirsen çocuk ne de çok büyük olur. Tamam bu bir ıslahdır. Yani ıslah dediğim şey daha verimli hale getirmektir. Bir de sen çok büyük inekteki geni alıp küçük bir ineğe koyarsan onun çocuğu da, aslında büyük olabiliyor. Dolayısıyla gen aktarımı dediğimiz yöntemde bu şekilde çalışıyor diyoruz. Gen aktarımı işte gen tedavisi, e, hastalıklı genin iyileştirilmesi, klonlama dediğimiz şeyse aslında canlının aynısından bir tane daha yapmak. Dolly koyunu da aslında dünyada ilk klonlanan hayvandı diyoruz. Tüp bebek dediğimiz şeyde de mikro enjeksiyonun gelişmesiyle ortaya çıktı birçok şey tabii buradakiler de onunla ortaya çıktı. Gerçekten de insanlar artık gene buradaki parçayı bir yerden bir yere taşıyabilecek aşı teknolojilerine ulaştık diyoruz. Aşılar da aynı şekilde işte koronavirüs aşısı bilmem ne falan filan RNA aşıları falan bunun her birisi de biyoteknoloji yöntemleriyle ortaya çıkmış diyoruz. Ve geldik artık sorularımıza. Şimdi senle beraber Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına yüzde yüz ve konu soru dağılımına yüzde yüz uygun bir şekilde hazırlanmış süper bir yazılı provamızla beraberiz. Buradaki örnek soruları dikkate aldık. Bu örnek sorulara benzer soruları benzer sorular hazırlamaya çalıştık. Çünkü okuldaki hocalarımız da bunlara doğru bir dağılımla Örnek soruları, uygun sorular hazırlamaya çalışıyorlar ve biz de bu yöntemle başladık ve tekrar söylüyorum buradaki en büyük yardımcımız yazılı notlarımız yazılı notlarımızın içerisindeki mutlaka sayfaları bitir buradaki hemen sana e, sayfalarını vermek istiyorum çünkü sayfa 66'dan 81'e kadar çalışman gerekiyor yazılda sorulur işte hoca sorar şeklinde bazı uyarılarımız da var bunları çok al diyorum ve aynı zamanda tüm dersler soru bankamızdan da yararlanabilirsin bunun içerisinde ve aynı zamanda yazılı notlarımız içerisinde MEB ortak sınav denemelerini de koyduk ve bu kitapları aktive ettiğin zaman tat uygulaması üzerinden buradaki aktivasyon kodlarına ulaşıp da aktive ettiğin zaman tak diye bu MEB ortak sınav denemelerine çalışabilirsin. Bunlar da sınava çalışmak için ikinci bir pekiştirme oluyor senin için diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz mevsimler ve iklimden. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık bize önemli tarihleri vermiş ve bu aralıklarda da geçen zamanlara 1, 2, 3, 4 şeklinde bölgeler vermiş. Dünya hangi numarada aralıklardayken güney yarım kürede gece süresi gündüz süresinden daha uzun olur demiş. Bir kere güney yarım küre hemen şöyle çizersek eğer mesela bu aynı zamanda bu aynı zamanda bu aynı zamanda bu şeklinde çizersek kuzey yarım küre üst kısmı güney yarım küre alt kısmı. Bir kere kuzey yarım kürede Türkiye'miz vardı. Güney yarım kürede Arjantin, Brezilya falan filan vardı. Şimdi diyor ki bize ...Güney Yarımküre'de gece süresi gündüz süresinden daha uzun olur. Bir kere şu ifadenin tek bir açıklaması var, kış mevsimi. Yani daha soğuk, yani daha eğik açılarla geliyor. Gece süresi gündüz süresinden ee, daha uzun olur demek bu demek. Peki ne zaman birbirine eşit olur? Bir kere Ekinoks dediğimiz 21 Mart vardı ve 23 Eylül vardı. Bunlar da gece gündüze eşit olur. Yani 12 saat, 12 saat... E, ...şeklinde birbirine eşit oluyor. 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. Ve bunların dışında gece gündüze eşit olmaz. Peki 21 Haziran Türkiye'miz için yaz mı kış mı benim? Yaz hocam. Harikasın. Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran yaz, Güney Yarımküre'de e, 21 Haziran kış. Buraya baktığımız zamansa burada kuzey yarım kürede 21 Aralık dediğimiz şey Türkiye'miz için yaz mı kış mı kış hocam harikasın burada kış güney yarım kürede ise yaz mevsimi diyebiliriz şimdi gece gündüz süresinden daha uzun demek kış demekti güney yarım kürede kış nerede oluyor burada oluyor bunu biliyoruz burada yaz oluyor burada kış oluyor burada yaz oluyor dolayısıyla Güney yarımkürede kış mevsiminin yaşandığı bu bölge bizim için çok önemli. İşte bu bölgede gece gündüz süresinden daha uzundur. Peki bize hangi aralıkları diyor? 1, 2, 3, 4. İşte burada ise şuna dikkat edeceğiz. Burada 12 saat gece 12 saat gündüz. Burada 12 saat gece iki saat gündüz. Ya yani bunlar birbirine eşitti aslında. Ve bu aralıkta. Aslında güney yarım yarımküre için tam tersi için gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Burada da aynı şekilde e, geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor ama hala gece gündüzden daha uzun. Yani 1 ve 4 aralıklarında, 1 ve 4 aralıklarında 12 saat gece 12 saat gündüzden e, ayrılıp tekrar oraya gelinceye kadar gece gündüzden daha uzun oluyor diyoruz. Çünkü bu bölgede bu arkadaşlar soğuk iklim yaşıyorlar. 21 Mart'ta onlar için sonbahar. Sonrasında e, kış geliyor. 21 Haziran'da onlar için sonrasında ilkbahara doğru geliyor ve buraya gelinceye kadar sürekli gece gündüzden daha uzun. Ama sonrasında ne başlıyor? Onlar için summer jam başlıyor. 21 Aralık onlar için yani güney yarım kilo için yaz mevsimi. 23 Eylül onlar için İlk bahar mevsimi. Bizim için tam tersi sonbahar. Onlar için ilkbahar mevsimi. İlkbahardan sonra artık e, gündüzler daha uzamaya, geceler daha kısalmaya başlıyor. En uzun gündüzde bunlar için 21 Aralık oluyor diyoruz. Ve geldik yeni sorumuza. Bununla alakalı soru gelme ihtimali çok yüksek. MEP örnek yazılı sorusunun benzerini aldık. İklim ve hava olayları arasındaki farklardan üç tanesini yazınız demiş. Şimdi bir kere iklim ve hava olayları arasındaki en önemli farklardan bir tanesi iklim iklim kesin bilgidir, kesindir. Aynı zamanda hava olayı, hava olayı birinci farkı bu aslında tahminidir, tahminidir. Şimdi bu ilk farkımız bir, iki, ikincisine geçiyorum. Ee, aslında iklim geniş bir bölgeyi kapsar, iklim geniş bölgeler içindir, bölgeleri kapsar. E, ee, ve Diğeri ise nedir? Hava olayı ise daha dar bölge içerisinde geçerlidir. Hava olayı dar bölge içindir diyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü farkımızı söylüyorum. Ee, i̇klim dediğimiz şey kısa süreli pardon tam tersi iklim uzun süreli gözlemlerle uzun süreli e, gözlemlerle bulunur. Gözlemle. ...gözlemlerle bulunur diyorum... ...bulunur diyorum... ...hava olayı ise... ...hava olayı... E, ...daha kısa süre... ...daha kısa... ...süreli... ...gözlemlerle... ...mesela bir günlük, iki günlük... E, ...gözlemlerle bulunur diyorum... ...gözlemlerle... ...bulunur diyorum... ...tamam süper... ...o zaman iklim ve hava olayları arasında... ...üç tane farkı e, yazdık... ...geniş bölgeler... ...dar bölgeler uzun süreli gözlemler, kısa süreli gözlemler ve bu kesin, bu tahmin diyoruz ve bu şekilde üç farkında yazmış olduk. Bu MEB örnek yazılı sorularında hatta şöyle göstermek istiyorum. MEB örnek yazılı sorularımızda Burada çıkan bir soruydu. F8-121 kazanımına karşılayacak iklim hava olayları arasındaki farkı açıklar şeklinde bir gözlemimizi diyoruz. Hava olayları tekrar söylüyorum. Yarın yağmur yağacak işte öbür gün e, bulutlu hava falan filan demek. İklim ise Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, işte Karasal iklim, işte bu bölgede yazlar hep kurak geçer, bu bölgede kışlar hep yağışlı geçer gibi genel bilgileri içerir. Devam ediyoruz. Birbirine komşu iki şehir arasından rüzgar A şehrinden B şehrine doğru esmektedir demiş. Ha, rüzgar A'dan B'ye doğru esmekteymiş. Tamam, tamam. Diyor ki bize buna göre aşağıya göz kaç tanesi A bölgesine aittir demiş. Bir kere hemen bakıyoruz. Bir kere rüzgarın esiş yönü mutlaka mutlaka yüksek basınçtan alçak basınca doğru olmak zorundaydı. O zaman biz bir kere şunu biliyoruz. A'nın yüksek basınç, B'nin de alçak basınç olduğunu biliyoruz. Ne demiş bize? A bölgesine ait olanları söylüyor. Bir kere e, burada A bölgesi alçak basınç değil, B bölgesi alçak basınçtır. Hava soğuk olan bölge ise A bölgesidir. Çünkü yüksek basınçlarda genellikle hava soğuk olur. Hava bulutlu olan bölge genellikle alçak basınç bölgesidir. Dolayısıyla burada ise hava bulutlu B bölgesi olmak zorunda. Çünkü hava yükseliyor, nemle beraber yükselince havayı bulutlu hale getiriyor. Alçak basıncı mantığı havanın yükselen hava hareketi yapması. Yüksek basıncı mantığı da alçalan hava hareketi. Burada ters bir şey var ama bunu bilmek zorundayız. Merkezden çevreye doğru bir hava hareketi vardır. Yüksek basınçta merkezden çevreye doğru bir hava hareketi var. Doğru. Dolayısıyla buna A diyoruz. Çünkü hava orada yoğunlaşıyor, toplanıyor aslında yüksek basınçta. Burada ise Burada ise çevreden merkeze doğru bir hava hareketi vardır diyebiliriz. Çünkü burada aslında rüzgar bak dikkat et, Bak böyle esiyor burada böyle esiyor, burada böyle esiyor, burada böyle esiyor, burada böyle esiyor şeklinde merkezden çevreye doğru rüzgar dağılıyor. Burada ise hep içeriye doğru gidiyor rüzgar. Çünkü alçak basınç olduğu için rüzgar hep içeriye doğru gelmeye çalışıyor diyoruz. Nem oranı oldukça yüksektir dediğimiz şey ise B'dir. Nem oranının yüksek olduğu yer alçak basınç bölgesidir diyoruz. Ve e, zaten o yüzden hava bulutlu oluyor yukarılarda diyoruz. Numarayla verilen yapıların adlarını yazınız demiş çekirdeğimiz var, hücremiz var burada. Sonra bunun içerisinde bir demiş kromozom, kromozomu hemen tanımamız gerekiyor. Böyle X harfi gibi olan büyük zımbırtıya, paketli zımbırtıya kromozom diyoruz. Sonrasında dikkat et, böyle büyük bir şey yapmış ve bütün hepsini kapsamış. Zaten bunun yapısını herkes bilir. DNA'dır aslında bu. Yani bunu görünce insanlar herkes tanır. Buradan sonrası birazcık daha zor. DNA'nın bir parçası, DNA'nın bir parçasına biz Gen adını veriyorduk, DNA'nın görevi birimiydi ve şu ise bir tane çubuğu almış aslında bir parça e, bir e, yapı taşı, buna ise nükleotit adını veriyoruz. Nükleo tit veya tid hiç fark etmez ikisinde yazabilirsiniz nükleotid adını veriyoruz diyoruz ve burada bir sürü nükleotit var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir sürü nükleotit var ama bunların bir grubuna yani gen grubunda çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor bununla alakalı soru gelebilir arkadaşlar geldik hemen görselde yönetici molekülün bir kısmı gösterilmiştir demiş Tamam, bir DNA modeli sorusu. DNA modeli kazanımlarımızda olan bir şey mi? Hep örnek yazılı sorusunun benzeri bu aslında. Şimdi harflendirilmiş yapılarla ilgili soruları cevaplayın demiş. Bir kere bir DNA e, molekülünde, bir DNA modelinde aslında belli nükleotitler var. Mesela şu bir nükleotittir. Bak hemen. Şu da başka bir nükleotittir mesela. Şu da başka bir nükleotittir. Ee, şu da başka bir nükleotittir. Yani burada toplamda dört tane nükleotit var. Bir nükleotitin oluşması gereken yapılara baktığımız zaman fosfat var, fosfat var. Ondan sonra şeker var. Ee, bunu yazmayayım hatta. Bu A dediğimiz şey şekerdir. ABC Ligüsü'nün yapılan adını yazın demiş. A dediğimiz şey e, şeker, şeker. Hatta bunun diğer bir adını gö görmek istenen deoksiriboz deoksiriboz şekeri DNA'ya adını veren deoksiribonükleik asit oradan geliyor aslında. Deoksiriboz şekeri 5 karbonlu bir şeker bu. Ardından B yapısına bakıyoruz. B dediğimiz şey organik baz, organik organik baz. Bu adenin olabilir, timin olabilir, guanin sitozin hepsi olabilir. Bu ise şu en uçtaki yapı ise fosfat aslında. C dediğimiz şey ise fosfat. Ee, her nükleotitte olan bir yapı. Bütün nükleotitte aynı olan yapılar hangileri de demiş? Tabii ki A ve C bütün nükleotitlerde aynıdır aslında bunlar. Ama B farklı olabilir. B'nin dört farklı çeşidi olabilir. Adenin, timin, guanin ve sitozin Dört farklı çeşidi olabilir diyoruz. Hangisi bunun nükleotitte adını verir demiş. Tabii ki e, buradaki baz, organik baz. Adeninse, adenin adenin nükleotiti oluyor bu. Timinse timin nükleotiti oluyor. Dolayısıyla B aslında... Or bulunduğu organik baz aslında içinde bulunduğu e, nükleotte adını veren organik bazdır diyoruz. Kahverengi gözlü bir anne ile kahverengi gözlü bir babanın mavi gözlü çocukları olduğuna göre demiş yeni doğacak diğer çocuğun genotip ve fenotip oranlarını gösteriniz demiş. Hmm, şimdi e, bir tane baba varmış kahverengi gözlü e, bu da e, mavi gözlü bir Anne varmış. Şöyle yapalım. Ee, kahverengi gözlüymüş ikisi de. Tamam. Bu ikisinin de kahverengi göz olduğunu söylüyoruz. Tamam. Bu ikisi de kahverengi gözlüymüş. Tamam. Ve demiş ki... E, mavi gözlü bir çocukları olduğuna göre... Yok artık. Çocuklardan bir tanesi... Mavi gözlü çıkmış. Şimdi bir kere... Mavi gözlü nasıl çocuk çıkabilir? Allah Allah... Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor, bunu da yazmayı unutmuşuz hemen yazalım. Kahverengi, kahverengi bu arada bunu herkes bilir ama yine de yazalım. Kahverengi maviye baskındır, maviye baskındır. Şimdi bunu söylemesek de olur aslında bu soruyu çözebiliriz. Çünkü buradaki mantık şu, eğer iki tane e, bireyin çocukları farklı bir genotipte, fenotipte çıktıysa bu iki bireyin kesinlikle ve kesinlikle melez olduğunu bilmek zorundayız. Yani bu bireylerden bu büyük B, küçük B, bu da büyük B, küçük B olup da bunların çocuğu ne çıkmış aslında? Küçük B, küçük B çıkmış. Yani mavi gözü çıkmış. Kahverengi maviye baskın. Tamam. Çocuğun genotip ve fenotip oranlarını e, gösteriniz demiş. Diğer çocuğun olduğuna yeni doğacak diğer çocuğun. Şimdi bir kere eğer böyle bir durum varsa biz annenin babanın bu olduğuna net eminiz. Peki bunlar çiftleşirse ne olur? Hemen yapalım seninle beraber. Şöyle punet karamızı yazıyoruz. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Büyük B büyük B olur. Bu ikisi çiftleşirse. Bu ikisi çiftleşirse büyük B küçük B. Bu ikisi birleşirse büyük B küçük B. Bu ikisi birleşirse büyük B, küçük B küçük B olur. Tamam. Şimdi o zaman çocukları şöyle olabiliyor. Birinci çocuğu, ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu ve dördüncü çocuğu da bu olsun. Şimdi birinci çocuğu büyük B büyük B oldu, ikinci çocuğu büyük B küçük B oldu, üçüncü çocuğu büyük B küçük B oldu, dördüncü çocuğu da küçük B küçük B oldu. İşte bunların eğer bu çocukları olduktan sonra yeni doğacak çocuk ne olabilir dersek dört farklı durum var. Bunları çiftleştirdiğim zaman bunlardan dikkat edelim dördün üçü kahverengi gözlü oluyor. Çünkü bunların hepsinde büyük B, be, küçük B'yi eziyor geçiyor. Burada zaten ikisi de büyük B. Ama bir tane çocuk mavi çıkıyor. İşte e, burada diyor ki fenotip ve genotip oranları bir kere yüzde elli e, saf döl. Saf döl. E, ve yüzde elli melez oluşuyor aslında. Bu ikisi saf döl, bu ikisi melez. Ve bu genotip oranı olarak geçiyor. Ve aynı zamanda yüzde yetmiş beş kahverengi, kahverengi, yüzde yirmi beş de mavi gözlü oluşuyor ve buna da biz fenotip yani dış görünüş oranları diyoruz. İşte çocuk bu çocuk doğduktan sonra ikinci bir çocuğu doğuracaksak hiç sıfırdan tekrar başlıyoruz. Bu dört tane farklı çocuk oluşabilir ve bunların da genotip ve fenotip oranları bunlardır diyoruz. Ve geldik MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Hadi bakalım. Yapılacak bir çaprazlama da bezelyelerde sarı tohum aleli B, büyük B harfi vermiş tamam. Yeşil tohum aleli ise küçük B ile gösterilecektir. Sarı tohumlu melez bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasını yapınız demiş. Şimdi bize klasik bir soru sormuş. Şimdi sarı tohumlu melez bezelye. Melez bezelye şu demek. Bir tanesi büyük harf bir tanesi küçük harf demek. Tamam zaten bunun sarı tohumlu olduğu belli. Çünkü sarı büyük harf Yeşil de küçük harf, sarı yeşile ezer. Tamam. Yeşil tohumlu bezelye, yeşil tohumlu olabilmesi için bir bezelyenin ikisinin de küçük harf olması gerekiyor. Çünkü başka türlü bir tane büyük harf girerse o çocuk sarı olur. Yani üç tane farklı durum var. Bir insanın alabileceği üç tane farklı durum var. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bir bezelyenin alabileceği. Bu üç durumdan bir kere bu ikisi sarı çünkü sarı yeşile ezer büyük harf olduğu için. Bu da yeşil olmak zorunda. Yeşil derse zaten bize kesin bu. Ve bunların çiftleşmesi sonucunda ne oluşur diye soruyor bize. Hemen ne yapalım? Punet karemizi kuralım buraya. Babayı buraya yazalım. Anneyi buraya yazalım alt alta ve bu ikisini birleştirelim hadi bakalım. Büyük B küçük B. Bu ikisini birleştirelim. Küçük B küçük B. Bu ikisini birleştirelim. Büyük B küçük B. Bu, bu ikisini birleştirelim. Küçük B küçük B. O zaman oluşacak çocuklar büyük B küçük B Büyük P, küçük P, dört çocuk oluştururuz her zaman unutmayalım. Küçük P, küçük P, küçük be küçük P. Dört tane çocuk oluşuyor Punnett arasına göre zaten. Ve bu çocukların çaprazlamasını yaptık. Ve bu çocukların oranlarını yazacak olursak da... ...yüzde elli e, melez, yüzde elli melez yani heterozigot... ...yüzde elli e, saf döl oluşuyor. Saf döl oluşuyor. Ve buna biz ...genotip oranı diyoruz. Ve bunların e, fenotip oranlarına... ...yani dış görünüşlerine baktığımız zamansa... ...bu ikisinin sarı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü sarı yeşil ezer, sarı yeşil ezer. Bu ikisi de sarı. Bu ikisi sarı. Bu ikisinin de yeşil olduğunu görebiliyoruz. O zaman yüzde elli sarı... ...yüzde elli yeşil diyoruz. Bunun yanına da böyle... ...fenotip oranı yazıyoruz. Fenotip oranları yazıyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. cevabımızı. Mutasyon ile modifikasyonun birbirinden ayıran özelliklerden üç tanesini yazınız demiş. Tamam, bakalım hemen mutasyon ve modifikasyon bir kere en önemli şeylerden bir tanesi bu gen yapısında olurken, bu gen yapısında olurken, bu gen işleyişinde olur, işleyişinde olur. En önemli ayrımı budur diyebiliriz. Aynı zamanda buradaki en önemli ayrımlardan bir tanesi kalıtsal olabilir. Kalıtsal olabilir. Ee, eğer üreme hücrelerinde olursa, bu ise kalıtsal değildir. Kalıtsal kesinlikle kalıtsal değildir. Bu da çok önemli. Ve aynı zamanda bu etken ortadan kalkınca eski haline dönemez. Etken, etken, ortadan kalkınca, ortadan kalkınca e, eski haline, eski haline. Dönemez birey aslında dönemez burada ise etken ortadan kalkınca ortadan kalkınca tekrar eski haline döner tekrar eski haline döner yani bu e, tekrar eski haline gelebilir ama bu gelemez çünkü gen yapısı bozuluyor aslında e, gen yapısındaki bozulma gen işleyişindeki değişimler aslında bunlar diyoruz. Hemen geldik yeni bir sorumuza. Resimlerde bazı canlıların doğada bulunduğu ortamda gözlenebilen özelliklerin bazıları verilmiştir. Tamammış. Bak bu kalemun bu. Bulunduğu yüzeyin rengini alması ve kolay fark edilmemesini sağlar. Güzel. Kulaklarının yelpazı gibi salarak fazla ısıyı atmaya ve serinlemeye çalışır. Burada fazla ısı oluşuyor gerçekten. Filde bu. Ve kurbağada da uzun dilini aniden uzatarak avı kaçırmadan ee, yakalar demiş. Tamam. Bu durumda hangileri kalıtsaldır neden? Bir kere buradaki sorunun cevabı bir kere e, sence bunlar kalıtsal mı değil mi evladım benim kalıtsal hocam harikasın kalıtsal çünkü bunun çocuğu da büyük kulaklı oluyor bunun e, çocuğu da e, uzun dilli oluyor bunun çocuğu da farklı renklere girebiliyor dolayısıyla bunlar hepsi kalıtsal hepsi kalıtsal neden çünkü bunların her birisi birer adaptasyondur ve adaptasyonlar adaptasyonlar kalıtsaldır. Yani bireyden çocuktan çocuğa nesilden nesile aktarılır. Dolayısıyla adaptasyonların hepsi kalısaldır ve bunların her birisi birer adaptasyondur diyoruz. Aşağıda bazı modifikasyon örnekleri verilmiş demiş. Örnekler modifikasyon sebebi yapılan etkenleri yazınız demiş. Bakalım çuha çiçeği 16 derecede kırmızı çiçek 32 derecede beyaz çiçek açıyor. Şimdi bir kere Burada modifikasyona sebep olan etken, niye kırmızı burada, niye beyaz açıyor evladım benim? Sıcaklık hocam. Harikasın. O zaman sıcaklık yazıyorum. Sıcaklık e, farklı olduğu için bravo diyorum sana. Peki, geldik hemen. Evet birazcık kameramız sallandı. Hemen düzeltiyoruz. Evet süper. Işıkta çimlenen tohumların yeşil renkte, ışıksız ortamda çimlenen tohumların beyaz renkte oluyor demiş... Şimdi ışıkta çimlenen tohumların yeşil renkte, ışıksız ortamda çimlenen tohumların beyaz renkte olduğu gözlemleniyor. O zaman burada hangi etken evladım benim? Işık hocam. Tebrik ediyorum ışık. Dişi arılara polen verildiğinde işçi arı, arı sütü verildiğinde kraliçe arı oluyor demiş. Burada da evladım benim tabii ki besin yani beslenme diyebiliriz. Beslenme veya besin diyebiliriz. Sebep etkenleri de süper bir şekilde. Bunların hepsi modifikasyon örneği bu arada. Bu modifikasyon örneklerinin kalıtsal olmadığını bileceğiz. Yani kırmızı çiçeğin aslında çocuğu beyaz olabilir eğer 32 derecede yetiştirilirse şeklinde düşüneceğiz. Yani modifikasyonlar kalıtsal değil çevre şartlarına bağlı değişimlerdir diyoruz. Hemen geldik şimdi artık MEP ortak sınav denemesi tarzındaki il ilçe bazında yapılacak ortak yazılı sınavlarına yönelik çalışmalara. Buradaki sorular tabii ki test geleceği için test sorusu hazırladık sizin için. Bunlar yazılıda da e, yazılıda bunun olmadığını düşün yazılıda da ihtiyacımız olacak bilgileri içeriyor. Hemen bakalım. Dünya güneş etrafında dolanırken aynı miktarda güneş ışınları farklı miktarda al alanı aydınlatır demiş. Ve farklı enlemleri farklı ısıtır demiş. Tamam tamam. ...Güneş ışınlarının yerküreyle yaptığı açı arttıkça... ...birim yüzeye düşen ışık enerjisi artar demiş. Tamam. A, ekvator. B, oğlak dörencesi. C, de yengeç dörencesi demiş. Dünya şekildeki konumdayken... ...bir kere 21 Haziran bizim için yazmıyorsun. Tamam. Aynı miktardaki Güneş ışınlarının... ...A, B, C yerleşim yerlerinde... ...aydınlattığı... ...alan ve bu alanların sıcaklığı arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Şimdi hemen bakalım. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor... Ekvator e, tam ortası, yengeç dönencesi burası ekvator, yengeç dönencesi kuzey yarımkürede, oğlak dönencesi de güney yarımkürede. Bir kere yengeç dönencesi için yani e, yukarısı için 21 Haziran yaz mevsimi, ama oğlak dönencesi için de kış mevsimi. Zaten burada her zaman ilkbahar, sonbahar zaten burası, e, her zaman bahar burası. Şimdi e, C kentinde, C yerleşim yerinde. O zaman e, aydınlattığı alan ve bu alanların sıcaklığı arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Bir kere sıcaklık daha fazla olması gerekiyor e, C kentinde. C kentindeki sıcaklığın daha fazla olması gerekiyor. Bu veya bunu seçeceğiz. Bunları eledik bile. Peki en az sıcaklığın nerede olması gerekiyor? B'de olması gerekiyor. Bu ikisinden bir tanesi. Tam süper. Peki aydınlattığı alan ve sıcaklık arasındaki ilişki nedir dersek de burada çok enteresan bir ilişki var. Hemen göstereyim şöyle bir yüzeye şu kadar güneş ışın düşüyorsa hemen şöyle yapayım buradaki ilişki de bilmezlikleiz bir iki üç tane güneş ışığı düşüyorsa eğer ben bu ışıkları böyle verirsem böyle verirsem şöyle verirsem ve şöyle verirsem buradaki aydınlattığı alan daha büyük çıkıyor yani üç ışınla bu kadar bölgeyi aydınlatabilirim dik gelirse dike yakın gelirse burada ise ...bu kadar bölgeyi aydınlatabilirim. Aralarındaki e, şeyleri, uzaklıkları aynı yaparsam. Dolayısıyla ne kadar eğik gelirse o kadar alan büyüyor. Ne kadar eğik gelirse o kadar soğuk oluyor. Burası ise sıcak oluyor. Yani ne kadar sıcak olursa alan o kadar dardır. Dar alanda daha fazla güneş ışığı gelir. Dolayısıyla bunun tam tersi olması gerekiyor. Sıcaklığın tam tersi alandır diyoruz. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki gibi mor ve beyaz çiçekli bezelyeler çaprazlandığında birinci kuşaktaki bezelyeler sadece mor renkli olabiliyor demiş. Tamam. Yani bu ikisi çaprazlanıyor. Ee, mor ve beyaz ve hepsi mor çıkıyor. Tamam. Zaten Mendel deneyi gibi bu. Ee, sonrasında birinci kuşak mor çiçekli bezelyeler arasında çaprazlandığı ise hem mor hem de beyaz çiçekli. Yüzde yirmi beş oranında beyaz çiçekli çıkıyor. Bak biliyor musun? Bu Mendel deneyinde de vardı. Dört çocuktan bir tanesi beyaz çıkmış. Tamam. Buna göre çaprazlamalarda numaralarla gösterilen bezelyelerden hangilerinin homozigot genotipli olduğu kesin olarak söylenebilir demiş. Hmm. Diyorum ki homozigot genotipli olduğu. Bir kere bunların çocukları eğer böyle çıktıysa yani bu ikisinin çocuğu böyle bir, bir tanesi beyaz çıktıysa bunlar kesin ama kesin melez. Yani heterozigot. Bunun, bu kesin. O zaman ee, burada üçün olma ihtimali yok. Bunu attık, bunu attık, bunu da attık. Cevabımız bir, iki, beş çıktı zaten. Yani üçün asla ve asla homozygot olmayacağını biliyoruz. Çünkü bu ikisinin çocuğu böyle küçük B, küçük B çıkmış. Yani e, çekinik çıkmış. Çekinik karakter çıktıysa bunlar melez olmak zorundadır. Dolayısıyla bunun olmayacağını biliyoruz. Bu ikisinin hepsi çocuğu da böyle çıktıysa... ...zaten bu büyük harf, bu da küçük harfli olmak zorunda... Bunlar homozigot, bu da homozigot. Yani e, saf döl olduğunu söyleyebiliriz. Ve buraya baktığımız zamansa e, kesin olarak söyleyebilir. Bunlar kesin olarak söyleyebilir. Ama bunu bilemeyiz. Bu belki böyle, bu da böyle, bu da böyle belki. Yani bunu kesin söyleyemeyiz. Ama kesinlikle bir, iki ve beşi söyleyebiliriz. Beş zaten homozigot olduğu için beyaz çıkmış diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Mutasyon kalıtsaldır, modifikasyon kalıtsal değildir demiş. Tamam. Canlılarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangileri kalıtsaldır demiş. Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması kalıtsal. Çünkü bu bir mutasyon. Van kedisi mutasyona uğramış bir canlı. O yüzden farklı renk gözlere sahip ve çocukları da aynı şekilde öyle. Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine bağlı olarak gelişmesi. Evet eğer e, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Polenle beslenirse işçi arı oluyor. Bu bir modifikasyon. Dolayısıyla kalıtsal değil, bu kalıtsal değil. Ortanca bitkisinin yetiştiği toprağın pH değerine göre çiçek renginin değişmesi... İşte asitik ortamda mavi, işte bazik ortamda pembe oluyor gibi farklı farklı özelliklere sahip bu... ...ve bu da tamamen o anki çevre koşullarına dayalı genin iş değişiminin değişmesi... ...yani bu da modifikasyon. Bu o zaman kalıtsal değil. Karanlık ortamda bırakılan bitkinin yapraklarının açık renkte olması... Bu da modifikasyon e, çünkü eğer ışığa çıkartırsa yine yeşil renge döner. Dolayısıyla bu aslında mutasyon olduğu için kalıtsal olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman sınavınızda başarılar. Ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın bakalım. Tonguç Dershanesi sundu.